Eurobond satım Excel hesaplamanızda %10'dan büyükse, yani satım üfe değeri alım üfe değerinden %10'dan büyükse çarpması gerekir. Siz her durumda çarpıyorsunuz demiş arkadaşımız. Doğru söylemiş. Hemen düzeltelim. Şimdi oranı buluyoruz burada. Tamam. Burada ne yapıyoruz? J3 ile O3 çarpı J3. Şu. O3 burası. J3 neresi? Alımın TL karşılığı. Şunu çarpıyoruz. O zaman O3'e bakacağız. Şuraya. O3 1.1'den büyükse şu anki hali değilse de 1 ile çarp diyebiliriz. Değil mi? Evet. Ters olur mu? Satım üfe büyük olabilir mi? Üfe eksi de çıkabilir. Yani ihtimal çok düşük olsa bile olabilir. Doğru söylüyoruz. Doğru. 1.1 herhalde şeydi. %10'dan büyükse, yani satım bölü alım büyükse 1.1. Büyük eşit mi büyük mü? Onu tam bilemedim. Her neyse. Şöyle yapacağız. Koşul olacak. If O3 büyükse 1.1'den bu değilse J3'ün kendisi. Değil mi? Tamam, bir şey değişmemesi lazım şu anda. Büyük eşit mi büyük mü onu tam hatırlayamadım. Tekrar bakmamız lazım. KPMG'den bakalım şurada. Üzerinde üzerinde dediğine göre büyüktür. Tam eşittir, eşitse değil diye şey yapıyorum. Tam birebir eşit çıkma ihtimali zaten çok düşük ama. Tamam. Şu haliyle bitmiş gibi duruyor. Başka bir hata kalmadı. Başka testlerde yapıp söylerseniz düzeltmeye çalışırım.